Fenerbahçe televizyon ekranlarından merhabalar. Mutlu günler diliyoruz sevgili seyirciler. Smoçor programımızla tekrar bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sevgili Dünya Baltacıoğlu ile beraber ve yeni transferimiz Ceyhun Tendar bugün stüdyo konuğumuz. Ceyhun merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Hem stüdyomuza hem Fenerbahçe Grundig camiasına, erkek voleybol takımımıza hoş geldin. İlk izlenimlerin neler? Nasıl hissediyorsun kendini diyelim? Vallahi gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir ortam var. Hem takım içindeki ortam, hem camia olarak gerçekten büyük bir kulübe geldim ve çok mutluyum. Tabii daha detayları öğreneceğiz. Senin voleybolculuk geçmişini öğreneceğiz ama Dünya abiye sormak isterim. Aslan tek pasör kaldı. Ne olur ne biteri konuşuyorduk ki hani gerekir mi bir pasör diye hep bunu konu üzerinde de sizde özellikle konuşmuştunuz. Siz Ceyhun transferi için neler söylersiniz? Çünkü ciddi de bir maç takvimi var önümüzde. Ya, tabii tek pasörlen, tek smaçörlen yani bir mevkide bir oyuncudan sezonu bitirmek mümkün değil. Hastalık var, yorgunluk var, formsuzluk var her halükarda. Hele takımı idare eden oyuncunun mutlaka bir yedeği olması lazım. O yedeğin de yedek gibi değil. Hani takımı oynatacak, takımdan oyuncularla iletişim halinde olacak seviyede bir pasörün olması lazım. Yani bugün ben pas atıyorum. Hani diyelim ki herkesin istediği pası atıyorum. Smaçörlerle anlaşmışım. Ben yokum. Ceyhun pas atıyor. Ama ne pas atıyor belli değil. Yani o aradaki hep bizim programlarda konuştuğumuz evet. Ki Ceyhun onları takip etmemiştir. Her zaman diyorum ki ben eski bir oyuncu olarak smaçörle pasör arasında çok ciddi bir iletişim vardır. Pas atılırken böyle ölçüler verir smaçörler. Ya biraz daha kenara açık, alçak, yüksek. O birazlar böyle işte parmakla gösterilir. Santimlerdir. Pasörün işi zordur diyoruz. Çünkü gelen topu pasörden smaçöre atarken o santimleri bile hesaplamak zorundadır. Onu hesaplarken ortaya mı atayım, köşeye mi atayım, arkaya mı atayım min hesabını yapmak zorundadır filan. Hani zor bir iştir pasörlük. Şimdi Ceyhun daha çok yeni. Takımdan bir dönem anlaşıp mutlaka, herkesin tabii. Ne istediğini anlamaya çalışacak. Gerçi o da hakikaten önemli bir takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu ama burada çok yıldız oyuncularla beraber oynayacak. Hani onlara kendini elbette ki kabul ettirecek, orada şüphem yok. Onları da kabullenecek. İnşallah. Yani bir dönem var önünde ki evet. O işte bir aydır falan diye düşünüyorum. O bir ay içinde rahata kavuşacak ama şunun farkında değil. Yani çok güzel bir ortama geldim filan diyor şimdi mutlu. Tabii şu anda ama çok yeni. Ama bir süre sonra işte Bağdat Caddesi'nde giderken diyor ki delikanlı sen bizim yeni transfer değil misin? Ceyhun seyrettim ben seni televizyonda evet. Gördüm filan diye şeyler yolunu kesip sohbetler başlayacak ya. Ne yaparız? Ben Migros'ta çok yaşıyorum böyle şeylerde. Ne yaparız ne olacak filan diye o zaman biraz daha tabii. İzmir'den arkasından gelmesi bir avantaj çünkü İzmir'de de çok sıcak herkes arkas evet. Taraftar Ceyhun'u tanıyordu. Ama burada hani bir daha bir yüksek sayıda taraftarı izleyeni olacak. Bakalım nasıl karşılanacak. Tabii Ceyhun İzmirlisin, ailen İzmir'de. Hı hı. Ama Ceyhun Tender kimdir? Biraz senden dinleyelim. Nasıl başladın voleybola ve nasıl bu noktalara geldin? Ben 12 yaşında başladım. Ortaokuldayken bir arkadaşım bana işte voleybol oynamak isteyen var mı dedi sınıfa. Ben oynarım dedim. Zaten onun öncesinde hep oynuyordum. Hoşuma da gidiyordu. Keyif de alıyordum gerçekten. Başladım öyle ortaokul. Ortaokulda sürekli oynadım. Lisede devam etti. Sonra arkasta altyapılarda hep oynadım. Ondan sonra daha sonra arkasta A takımına başlamaya başladım. A takımına çıktım. Yavaş yavaş bugünlere geldim. Evet tabii İzmir'den ince hani hakikaten arkasında ciddi Türk voleybolu'na hizmeti olan önemli bir kulüp. Tabii ki oradayken Fenerbahçe'ye bakışın nasıldı? Şimdi daha çok yeni biliyoruz hani 2-3 antrenman takımla beraber olabildin daha. Benim hatırladığım evet. Çanakkale'deki finalde tabii. Ceyhun arkası pasörüydü. Evet, yani karşılıklı. Ben seyredik biz şampiyon oluyorduk. Evet. Siz yendiniz siz şampiyon oldunuz. Evet.
Yani bak iyi ki yenmişiz. Yok iyi ki de sen de şimdi artık o siz dediğin takımın içerisinde biziz artık. O pasörü transfer evet, ettik. Evet çok aynen o pasör geldi. Tabii daha çok yeni ama Aslan Ekşi var. Mutlaka ki tabii ki görüştünüz. Bir ilk izlenimler o ilk neler konuşuldu biraz onu dinleyelim senden. Aslan'la mı genel olarak Aslan'la takımla ve takımla beraber tabii ki. Aslan'la biz zaten genç takımlardan beri tanışıyoruz. Genç milli olsun. Genç takımlardan beri tanışıyoruz. Hep konuşurduk zaten. Aslan'la iletişim miyiz? Zaten Aslan'ın yeteneği ve tecrübesi de ortada. Bana çok şey katacağını düşünüyorum. Hem genel olarak takımda zaten büyük oyuncular da var. Büyük yıldızlar. Yani çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri duyduğumuz, izlediğimiz Milinkovic olsun, Marshall olsun. Son zamanlarda Fonteles çok yükselişte. Sonuçta bunlar eminim ki bana hem karakterim, hem oyunuma, hem kişiliğime genel çok şey katacağını düşünüyorum. Genel olarak. Tabii ailenle nasıl karşıladı büyük bir takıma Fenerbahçe'ye transfer. Şimdi tabii İstanbul'da da ev arayışını da sürüyor bildiğim kadarıyla ama Bate bizim Burak sevgili liberomuz yardımcı galiba. Valla benim babam falan çok Fenerbahçeli. Yani abartı seviyor Fenerbahçe'yi. Tabii, zaten az Fenerbahçeli diye bir şey yok. Fenerbahçe'ye gitti dedi. Evet, ben arkastayken de o Fenerbahçe'ye gider misin inşallah olur mu falan. O zaten böyle ağladı, çok mutlu oldu. Ben de böyle bayağı duygusal anlar yaşadım. Yani o çok istiyordu ve inanılmaz oldu. Onun için söylüyorum, onun adına konuşuyorum şu an. Ve tabii ki de ailemdeki herkes zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğü ortada. Arkası da çok büyük bir kulüptü ama Fenerbahçe birazcık daha büyük duruyor genel olarak. Çünkü İstanbul'da ben geldiğimden beri Fenerbahçe bir cumhuriyet gibi yani ben... Mesela Fenerbahçe'ye transfer olduğumu söylediğim zaman insanların bana bakışı bile çok farklı. Değişti Fenerbahçe hemen. Genel olarak çok büyük bir kulüp. Ondan sonracığıma kız kardeşim falan çok sevindi. Çok güzel. Annemler, anneannemler falan. O zaman bol bol İzmir'den İstanbul'a geliş gidişler başlayacak aynen. Herhalde. İşte kız evi ne yaptın şimdi? Evi bakıyoruz Burak'la bakalım. Evet. Burak çok iyi bir çocuk. Çok ilgileniyor sağ olsun. Ona bıraktım ben. İnşallah evet. Bulacak. Beraber oturacağız. Evet dün de şöyle bir Feneryum'da da kısa da bir tur attık seninle. İlk çubuklu formayı da orada üzerine geçirdin. Feneryum'u nasıl buldun? Çünkü bütün bir sezon ürünleriniz oradan gelecek. Yani tam bir Fenerbahçe ailesi olarak. Valla benim pazartesi artık ben imzaladım. Pazartesi evet. Günü de idmandan sonra Feneryum'a gittik. Orada da çok ilgi vardı yani çok samimi davrandılar bana. Evet. Bir tane fotoğrafçı abi vardı Ahmet abi sanırım. Evet. İşte o fotoğraflarını falan çekti. Ondan sonra tişörtü bana hediye etti. Çok mutlu oldum. Çok ilgili davrandılar. Çok hoşuma gitti. Feneryum'un ortamı da genel olarak çok güler yüzlü insanlar. Çok başka bir duygu yani bence evet, Fenerbahçe'ye. Bu daha başlangıç. Çok başka bir duygu Fenerbahçe'ye transfer olmak. Evet, bu daha başlangıç. Bir de sen Burhan Fele'ye çıktığında bir taraftarı bir gör diyelim biz. O çok daha... Ben zaten biliyorum. Yani tabii yani rakip takım olarak geldiğinde tabii biliyorsunuz evet, mutlaka. Fenerbahçe maçlarında izlemiştir. Sen sanıyorum Gökhan'la da beraber oynadın. Evet Gökhan abiyle de oynadım. Emin'le de oynadın. Emin'le de oynadım. Tamam, Ahmet Toçoğlu'yla da oynadım. Evet ki Emin de evet. Bu sene yine bizim takımımızda. Bu sene takımımızda. Ahmet yok ama Emin burada Emin var en ama onlar evet. Milli takımdalar. Ama çok, Emin çok samimi bir arkadaşımdır benim. Evet. Onunla da çok zaten konuştuk. Güzel oldu ne güzel şimdi eski takım arkadaşım burada. Transferin olma sürecinde çok konuştuk. Evet. İşte o da çok sevindi. Çok iyi bir iletişimimiz var zaten. Kardeşim gibi diyebilirim çok yakınız. Çok güzel hayırlı olsun diyoruz tekrar. Bakalım inşallah iki tarafı için de hayırlı olur. Koçu da sormak isterim tabii Daniel Kasayani'nin mutlaka seni istedi ki geldin hı-hı. Sen buraya. İlk izlenimin antrenörle ilk diyaloğun nasıl işte o Dünya Bey'in bahsettiği süreç aslında hı-hı. Antrenörden geçiyor biraz sanırım. Valla Kasayani çok çok tatlı çok şeker bir insan. Şu evet öyle değil mi çok, aslında herkes bu çok tatlı çok şeker diyor öyle bir imajı var. Çok tatlı çok şeker bir insan. Gözlüklü. Ama bir de hani inanılmaz aslında şeydir. Yumuşak. Çok disiplinli bir evet. Adamdı. Yani çalışınca anlayacaksın ama sonuçta insan ilişkilerinde daha samimi, yumuşak, sıcak. Hani cana yakın bir şeyi vardır, hı-hı. Hali vardır ama ona da çok aldanma çünkü eğer o söylediği disiplin dışına çıkarsan da çok şey farklı bir yüz katı çıkabilir. Eminim öyledir. Zaten Castellani dediğim gibi çok tatlı bir insan bile yani benim kendimi geliştirmem için bana çok yardımı olacağını düşünüyorum kesin ve kesin daha oldu yani 2-3 günde bile bana çok bir şeyler kattı yani her açıdan. Bir de çok yardımcı ve sevecen yani onu sevgiyle yapıyor ve ben onu seviyorum yani 2 günde onu sevdim. Ve bu çok önemli yani o
şeyim yok yani ondan. Bir korkum değil. O sevgiyle hayır, birlikte bak, ben kendim ona karşı bir sorumluluğu hissediyorum. Şimdi biz burada program yaparken hani aramızda konuşuyoruz ama hı-hı, taraftara, seyirciye de bilgi vermek durumundayız. Çünkü herkes bizim gibi voleybolcu hı-hı değil. Voleybol geçmişi yok. Ama voleybolu seven bir sürü tabii eline ki top değmemiş insan da bizi izliyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir takım şeyleri de anlatmak lazım. Yani eğer antrenör geçtiğimiz sene olduğu gibi ben antrenörüm, ben ona karışmam, oyuncular çalışacak filan tarzında birisi olursa katı bir disiplin oyuncu yok. Cinin önde geleni. Bir kere genç takım oyuncusu da olsa, A takım oyuncusu da olsa mutlaka bir şeyleri yaşamış, antrenörün yüzünden, gözünden onun için ne düşündüğünü anlıyor. Ve de oyuncular alıngan. Yani beni ikinci plana itti, bana önem vermiyor. Öbür tarafta yıldızlar var, onlara bakıyor, onları pohpohluyor filan diye hemen alınabiliyor. Doğru. Biraz karaktere bağlı ama genelde herkes gibi oyuncular da alınıyor. Şimdi bir oyuncu diyorsa ki antrenör için benden ilgileniyor, bana çok şey katıyor, ben de onu seviyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani takım olma yolunda. Çünkü o antrenör yarın öbür gün sana hayır Cevin hata yaptın, onu öyle yapmayacaksın dediği zaman sen biliyorsun ki İyiliğin onu senin evet seni rencide evet etmek için, ya seni suçlamak için söylemiyor. Hı hı. Bu adam sana doğrusunu da söyledi. Her zaman doğrusunu da söyleyecek, iyisinde kötüsünde. O zaman işte o alınganlıklar, o sıkıntılar olmayınca dediğin gibi aileden birisi sana bir şeyler anlatıyor. O da voleybol ailesinden birisi, senin ait olduğun aileden birisi. O yüzden antrenörle oyuncunun bu ilişkisi takım olma yönünde çok önemli bir şey. Evet. Ki daha iki günde evet, onu hemen hissettim diyor. Söylüyorum. Biraz da tabii karaktere bağlı. Yani sen de demek ki olumlu bir insansın ki bunları hissetmişsin. Evet tabii pozitif. Vallahi işte olarak ben buraya gelmeden önce Fener'le karşılıklı oynadığımız zaman o Çanakkale'de olsun evet, Kastellani'yi biliyordum. Böyle geçen sene Zaksa'da da ben onu çok izledim. Evet. O takımda çok iyiydi. Orada bazen böyle bir gergin oluyordu. Bağırıyordu, çağırıyordu. Acaba dedim yani biraz ön yargılı geldim aslında. Ha. Sonra Derek abi dedi çok tatlı bir insandır falan. Ben de daha ilk tanışmamı anladım yani. Çok tatlı, çok şeker bir insan. Yani adamına çok göre davranmak zorunda. O Zak mesela bana bazı Polonyalı oyuncular için hani konuşuyorduk da işte antrenör sevecen evet olmalı bilen dedi ki yok Polonya'da bir orta oyuncu var. Ona sevecen oldun mu tepene çıkar ona sopayı göstereceksin. O, o öyle karakterde bir adam falan. Yani tabii biliyor hani her oyuncunun nasıl bir karakterde olduğunu. Tabii şimdi Yıldızlar Topluluğu dedin, işte Ivan gibi, Marshall gibi, hakikaten onlar artık hani bizden biri diyoruz. Onlarla artık yakında Türkçe röportajlara da başladık. Neredeyse en sevindiğim şey olabilir yani. Evet, en sevindiğim konulardan biri evet, Marshall Milinkovic'le o tecrübeyi yaşayacak olmam. Onlarla yani nasıldı ilk sohbetin, ilk izlenimler? Valla çok samimiler, çok mütevaziler. Çok profesyoneller. İşte çok mütevaziler aslında ya, çok önemli, öyle değil mi? Dünyada? Evet ama sen mütevazi değil misin? Yani sen o ben da var, evet, basıyorum öyle bir hani bütün dünya benim çevremde dönüyor gibi bir durum yok. O adamlar da aynı. Aslında evet, şimdi biz dışarıdan hakikaten çok önemli yıldız oyuncular, hayran olduğumuz insanlar diye bakıyoruz. Doğru. Ama onlar da bizim gibi insanlar. Hı-hı. Yani doğru, arkadaş olduğun zaman hakikaten çok cana yakın insanlar. Evet. Gerçekten öyle. Bir de şakacılar. Çok. eğleniyorlar. Şakalar yapıyorlar. Tabii mesela takıma yeni geldiğin şakası yapıldı mı? Takıma yeni geldiğin şakası değil ama böyle çok çok samimi davrandılar bana. Evet. Zaten beni tanıyorlardı doğru, arkasından ama şey yani nasıl söyleyeyim, hep böyle şakalar sanki 15 gündür beraber çalışıyormuşuz gibi. Hiç yadırgamadım yani. Ben direkt girdim ortama. Direkt yani Fabio'yla da mutlaka. Fabio da öyle. Fabio'nun çok, da çünkü çok geçen samimi seneden takıma hakikaten o çok ateşten gömlek giymişti geçen sene, hep onu söylüyoruz. O da çok samimi. O da öğretici bir kişilik bence yani. Evet, çok çok keyifli. Peki taraftarlar için şimdi rakip takım olarak gelmiştin. Çok farklı ama şimdi neler geçiyor aklından o ilk sahaya çıkış, ilk Fenerbahçe taraftarıyla diyaloğun? Valla ben şu an çok heyecanlıyım o formayı giyip. Yani ben hatta şu an şeyden heyecanlıyım. Yani o formayı ilk verdiklerinde o spor salonunda bile ilk giymemden nasıl giymek olacak için bile heyecanlıyım. Yani sahaya çıkarken ne kadar heyecanlı olduğumu düşünün yani. O taraftan önüne çıkmak, o takımla birlikte o sahaya çıkmak. Gerçekten heyecanlıyım şu an. Hem keyifli hem heyecanlıyım yani. Burada hem inşallah kendimi daha fazla geliştirip takıma katkı sağlayacağım hem de her anımdan keyif alacağım inşallah. Sevindim. İnşallah güzel başarılar da elde ederiz. Evet. Yani inşallah edersiniz. Bu sene geçen senelerden daha zor bir lig oynanacak diye evet düşünüyorum. Yani bir 6 takım var ki transferlere bakıldığında evet, yapılan transferlerle işte herkes birbirini zorlayacaktır diye düşünüyorum. Hani benim görüşüm en iddialı takımlar biz, Halk Bankası, Arkas gibi geliyor.
Ama tabii daha transferini bitirmemiş başka kulüpler de var. Belediye, evet. Galatasaray. Evet, belediye yabancı kadrosunu doldurdu, evet, gibi aslında ama çok iyi yabancılar aldı. Evet. Hani geçen seneki belediyeye göre bir level Tommy daha üstü. Tommy Türk olarak oynatıyorlar. O bir avantaj tabii. Evet. Lige baktığında nasıl bir lig olur Dünya Abi'nin söyleminden yola çıkarak, ben de onu sorayım. Valla şu an lig çok kaliteli bence. Çünkü Milinkovic'in olduğu, işte Halkbank'ın transferlerini biliyorsunuz. Kadiziki, Rafael, Trentino'dan. Arkasını zaten Kanadalı pasör çaprazı, evet. Gavin Schmidt. Yani şu an 3-4 takım bence, belediye de dahil. Şu an 4 takım bence çok iyi takım. Ben onların Galatasaray, işine... Galatasaray birazcık daha aşağıda gibi duruyor ama onlar da eminim çok zorlayacaklardır. Zorlayacaklardır. Ben ona ayrıca Ziraat'i, Maliye'yi de, evet, eklemek dahil lazım, evet, ediyorum. Hani çünkü sürpriz yapabilen, evet, takımlar. Sezon, evet, içerisinde, evet, hiç olmadık takımları yenebiliyorlar. Öyle onlar da işte Fenerbahçe, Halkbank arkasın. Evet. Yani bir kademe altında onlar da çok iyi takımlar. Her türlü burada biz de yenebilirler. Biz de onları yenebiliriz. Yani arkası yenebilirler. Bunlar sürpriz olmaz ama yani 3 takım şu an ağır basıyor. Kafa kafaya. Arkas, Halkbank, Fenerbahçe şu an ağır basıyor. Evet. Bol bol uzun ralliler belki izleyeceğiz. Hani bakıldığında belki 3-0, 3-1 bitmez, 3-2'ye gider ama hani hiç 25-26'larda setlerin bitmeyeceği, belki 30'lara çıkabilecek ralliler olabilir mi Dünya abi? Yani keşke, işte voleybolun heyecanı orada. Keyfi orada. Birazcık uzun sürüyor yayınlar ama olsun. En azından voleybol ya keyfi olarak. Aslında hani eskiye göre çok çabuk bitiyor tabii maçlar. Tabii ki. Yani 15'te şu biten rally point göre sistemi hakikaten çok bir heyecan kattı. Bir de daha hatasız oynamak zorundasın. Her sayının geri dönüşü yok. Yani servis geçti ama sayıyla geçti servis karşıya yahut bize. O yüzden ben hani çok keyifli buluyorum voleybolu. Kimi insan erkek voleybolunu ya çok sevmiyoruz. Çok güç var. Çok ortada, güç var filan, evet, diyor. Ben de aksine onu seviyorum. Çünkü orada hakikaten çok güç var. Yani ringe çıkmış boksörler bir tanesi vuruyor. Daha başlamadan nakavt oluyorsun ama o vurduğu yumruğu 10 sene konuşuyorsun. Evet. Burada bütün maç o yumruk vuruluyor. Çabuk bitiyor. Top gidip gelmiyor. Ama o smaçlar, o bloklar yahut en akılda kalıcı şeyler, jeneriklik dediğimiz, evet, yani onları hareketler, tekrar tekrar konuşuyoruz, nasıl yaptı, nasıl vurdu filan diye. Evet. Ya ben bir şeyi hatırlıyorum. Arkas Fener maçını Buran Felek'te Agamez antenin üzerinden bir top vuruyordu. Evet. Marshall çıktı, o topu yakaladı filan. Hani olmayacak. İnsaf bir... dedik yani, evet, birisi 2.7, öbürü 1.90 küsur. Kilo üstündeki. Ama çıktıkları yerler insanların ulaşacağı İntişim yerler. Kapışması zaten gerçekten efsane oluyordu. Evet. İntiş. Yani ulaşılamayacak yerlerden topları buluyor filan. O bana daha heyecan verici geliyor. Evet, kesinlikle. Servis demişken sen hangi tarz servisleri tercih ediyorsun? Ben flot servis atıyorum. Öyle mi? Şimdi bak, şu son birkaç senedir... Bu servisleri çok konuşuyoruz, evet, o yüzden sordum. Flot servis, yani smaç servisten eğer önüne çok geçti iyi atılmıyorsa, yani evet, 120'lerle filan atılmayan smaç servislerin önüne geçti. Çünkü bu sistemden herkesin boyu uzadı. Doğru. Boyu uzayanların da teknik ve hareket kabiliyeti daha az oluyor. Ekstrem oyuncular hariç. O zaman onlara atılan flot servisler çok rahatsız ediyor. Çünkü sert gelen bir topu eğer gerçekten uçarak yahut falsolu gelmiyorsa elini düzgün tutan herkes manşetten bir şekilde karşılıyor. Ama o flot servislerde çok zorlanıyorlar. Bizim takım bu sene o servislerde daha etkili olacak diye düşünüyorum. Çünkü Daniel öyle şeylere önem veren bir, evet, antrenör. Burada da hatırlarsan programda önce servis oyunu başlatıyoruz. En zor şekilde başlatmamız lazım diye söylüyordu. Evet, servise çok önem veriyor. Ya gene pasörlerin işi zorlaşacak çünkü, evet, manşet eğer pasöre yakın, fileye yakın gelmezse birazcık koşarak gidip gittiği yerden köşeye pas atmak zorunda kalacak. Şimdi ben seni çok seyretmediğim için bir kere işte o finalde, evet, seyrettim. Oyun tarzını bilmiyorum. Aslında benim hep hoşuma giden pasörler ortayı çok kullanan, çok çabuk toplarla oynayan pasörlerdir. Ama manşetin el verdiği kadar tabii ama hep inanırım ki ortadan yapılan hücumlar aslında en defansı, müdafası en zor oyunlar, hücumlardır. Hmm. Çünkü çok çabuk bir mesafede top gider ve vurursun işte 3 metreye 4 metreye düşer o top. Sen nasıl oyun... Valla ben ortadan oynamayı çok
severim yani. Orta oyuncularla da hep iyi anlaşmışım. Seni kim yetiştirdi, antrenörün kim? Antrenör olarak beni ortaokulda Yalçın Hoca vardı. Ortaokulda Yalçın Hocam yetiştirdi. Ondan sonra ilerleyen süreçte sırasıyla işte Metin Hoca vardı. San Josef'ten. Biz, benim ilk oynadığım sene arka San Josef olarak birinci ligdeydi. Evet. Biliyorsunuz. Evet, evet. Sonra İsmail Hoca ile çalıştım. Yengil. Daha sonra İsmail Yengil ile çalıştım. Şükrü Yengil ile çalıştım A takımda. Daha sonra milli takımda Şükrü Çobanoğlu ile çalıştım. Bahadır Hoca ile çalıştım. Tek tek sayarsak inşallah unutmuyorumdur. Fernando Munoz ile çalıştım. Tabii. 3 sene, 3-4 sene. Glenn Hawk'la çalıştım 2 sene. Yani aslında şanslıyım yani. Çünkü evet, çok iyi hocalarla çok çalıştım. İyi hocalarla kendimi çalışmış. Geliştirmem için. Ve bana çok şey kattılar yani. Hem voleybol açısından hem işte mütevazilik kattılar. İşte genel olarak kişiliğime çok şey kattılar. Bir de Arkas'ta ben büyük oyuncularla oynadım yani gerçekten. Hep yaşının üstünde. Evet. Arkas'ta hep giriyordum çıkıyordum. İşte son sene zaten son Arkas'ta oynadığım sene ligde ben oynuyordum. Kevin Hansen Şampiyonlar evet. Ligi'nde oynuyordu. Tabii şeyi de unutmayayım yani. İyi pasörlerle de aslında yan yana oynadım ben yani. Ufuk Bileke ile oynadım. Tabii. Ondan sonra Hüseyin Koç'la oynadım. Selçuk'la oynadım. Ondan sonra Kevin Hansen'le oynadım. Donald Sukşo gelmişti. Oo, evet. 2007-2008 senesi. Evet. Yani onların bana çok katkısı oldu. Biraz da şanslıydım yani. Ben zaten İzmirli doğmaktan dolayı şanslı tabii olduğumu düşünürüm. Tabii ki orada bir kere yani direkt yani, İzmirli olmak. Bir de Arkas gibi bir kulüpteydim. Üniversitem oradaydı. Hayatım oradaydı. Doğru. Gayet güzel aslında yıllar geçirdim yani. Ve kendimi geliştirmem için de çok şey önüme serildi diyebilirim. Hangi çok üniversitede okuyorsun? Ege Üniversitesi'ni bitirdim. Bitirdin. Hangi bölüm? Hangi bölüm? Spor yöneticiliği. Oo, çok güzel. Harika. 87'lisin bu arada. Hani yaşım diyorsun ama aslında çok çok genç ama pek çok şeydi aslında bitirmişsin. Ama bir şanstı sonuçta. Arkas'ta oynuyordum. Ailem İzmir'deydi. Tabii yerleşik düzen İzmir'de bozulmamış. Güzel bir hayatım vardı. Sağ olsun üniversitede hocalar yardım etti. Ben de elimden geldiğince işte çalıştım, gittim. Ama şu da çok önemli diye düşünüyorum. Hani sporcuyum ben, milli takımdayım, ya okul ne yapalım diyenler de var ama yani belli ki sen donduran bir sürü var. Belli ki ama bunu bitirmişsin. Bu aslında çok büyük bir vallahi şöyle azim söyleyeyim. Aslında ben de İzmirli olduğum için biraz rahat bir gençtim. A takıma da çıkmıştım 17 yaşında ilk defa. Sonra ben de üniversiteye gideceğimi düşünmüyordum yani. Yani her şeyde böyle bir sporda devam edelim yani her diye. Şeyde bir hayır var. Ben evet. Bel fıtığı ameliyatı oldum 2 sene. 2005-2006'da. Geçmiş olsun. O benim o senelerde teşekkür ederim. O senelerde hep işte sonuçta evde yatarken işte bir sene evet. İngilizce kursuna gittim kendimi geliştirmek için. Sonraki senelerde hep okula gittim. Yani o sakatlıklar olmasaydı ben evet. Üniversiteye gitmezdim. O bir vesile oldu Allah'a şükür. Evet. Üniversitemi bitirdim yani. Yoksa işte bazen bazı şeyler vesile oluyor aynen, hakikaten. İşte her şerde bir hayır vardır aynen. Da. Çok bir de tabii milli sporcu filan yani arkasta oynayan bir oyuncu olunca okulda da görüyorlar ki sen profesyonel var, oynuyorsun. Hocaların en azından hani devam derse devam mecburiyetlerinde evet. Filan tolere ediliyor. Tolere ediliyor. Benim hocam bizde mecburiyet vardı. Benim hocam Abdullah Paşaoğlu'ydu mesela. Oo. Müthiş. Akademide spor akademisinde. Çok da sert olduğu konuşuluyordu ya böyle mi? Kulakların içinde falan. Okulda sert olmak zorunda Abdullah yani Abdullah okula bizim sınıfa girdiğinde biz ayağa kalkardık hoca geldi diye. Tabii. Ki Abdullah'la benim aramda 2 yaş fark var ama o saygıyı gösterirdik. Abdullah da onu hak ederdi. Yoksa hak etmeyecek bir insan. Ben gösteririm ama ne bileyim başka evet. Voleybolla alakası olmayan bir sporcunun bir talebenin gösterme mecburiyeti yok ama herkes Abdullah'a o saygıyı gösterirdi. Yani onu hak eden bir insan. O yüzden kulakları evet. Çınlasın. Bana çok destek evet, olmuştu. Evet, sevgi ve selam. O da Senayi Hoca da bana yardımcı olmuştu. Yani. Aa, evet. O açıdan da onu söylemeyi unutmuştum. Tabii canım şimdi ilk etapta böyle hemen gelmez akla hocalar ama buradan ya, da aslında hocalar da tabii ki de çok büyük katkı sağlıyor. Sonuçta bizim işimiz voleybol. Fakat bu bizim hayatımız psikolojik yani. Psikolojimiz kötü olursa zaten voleybolda oynayamayız evet. Bence. Evet. Sonuçta ailemin, işte kız arkadaşımın, genel olarak ailemin, halalarımın, amcalarımın evet. Ya bana çok desteği oldu dedemin, annemin, anneannemin, kardeşimin. Bütün ailen ne kadar aynen. Güzel. Yani sadece aslında hoca olarak bakmıyorum ben olaya. Çünkü tabii genel bir hayatımız olduğu için bizim. Yani Allah korusun aileme bir şey olsaydı ben belki voleybola devam edemeyebilirdim. Yani sonuçta bu da bir şanstır.
Ama sen de bu şansı en iyi şekilde kullanmışsın ki bugün Fenerbahçe gibi büyük bir kulüptesin. Hakikaten Ceyhun'dan çok pozitif elektrik aldık, öyle değil mi Dünya? Yani belli ki takımın o neşesine neşe katacak, o ekip ruhuna, takımdaşlık ruhuna çok uygun da bir, hani çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en önemli karakterlerinden biri de odur Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'da. Hani önce kişilik, önce disiplin, hani Fenerbahçe formasını giymekte hakikaten bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı da yine Ceyhun'da taşıyacak. Şunu sormak isterim, Balkan Kupası var en yakın Ekim'de. Arnavutluk'ta. Evet, Arnavutluk'ta, Tiran'da oynanacak. Bu bir antrenman gibi de görebiliriz demişti Koç Kastanyani ile konuştuğumuzda. Siz nasıl yorumlarsınız Dünya Bey? Yani evet, işte hazır, hani lig öncesi, evet, tam bir turnuva orada gibi. Bir hazırlık turnuvası bence çok faydalı olacak. Asıl o Balkan Kupası'ndan sonraki Challenge Cup, evet, devamı. Onu oynamamız gene Castellani'nin dediği gibi bizim programımızı aksatmayacak ama maç eksiğimizi de tamamlayacak diye düşünüyoruz. Bir de tabii oyunculara motivasyon olacak. Hani bir Avrupa Kupası oynuyoruz. O kupanın yanında lige, Türkiye Kupası'na ve şeye, şampiyonluğa odaklanmış bir takım. Bence iyi gidecektir diye düşünüyorum. Yani olumlu bir şey, bir şans bizim için. Doğru değerlendirirsek, ki ona göre hazırlık yapıyoruz. İyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii Balkan Kupası'nı yine Ceyhun'a da soracağız ama yönetmenim Sinan uyarıyor. Bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, voleybol programı Smaçör reklamlarının ardından devam edecek. Voleybol programı Smaçör reklamlarının ardından tüm hızıyla devam ediyor. Dünya bir dedik ki antrenmanlar devam ediyor. Tabii Derazı tesislerinde biz de bu yaz döneminde, hazırlık dönemlerinde çok sıkı takipteyiz. İsterseniz bir takıma uzanalım. Antrenmanda neler yapılmış bakalım. Biraz daha detayları izleyelim. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe Grundig yeni sezon hazırlıklarında Derazı tesislerinde devam etti. Antrenmanı izliyoruz. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Grundig, Fenerbahçe Spor Kulübü Derazı Lefter Küçükhan'da Oyadiyes tesislerinde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yaptı. Antrenör Daniel Castellan yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, manşet çalışmalarıyla sona erdi. Yeni transfer Ceyhun Tendar'ın da katıldığı idmanda milli takımlarda bulunan Kemal Kayhan, Emir Gök, Metin Toy, Luis Felipe Fontales yer almadı. Fenerbahçe Grundig'de oyunculardan İbrahim Başaran ve yeni transfer Ceyhun Tendar başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söylediler. Vallahi antrenmanların 3. haftasındayız. Şu anda artık 3. haftada sıçramaya başladık biraz. Ağırlık çalışmalarından vakit bulduğumuz vakitlerde. 2 haftaya kadar zannediyorsam hazırlık maçlarına da başlarız. Şu anda eksiyiz, bayağı eksik bir kadromuz var. Milli takımda olan arkadaşlar var. Vallahi full gelirse kadromuz iyi olacağız artık. Bayağı bir eksik çalışıyoruz. Yorgunluk var. Tatlı yorgunluklar bunlar sezon öncesi. Bakalım, inşallah bu sene daha iyi yerlerde bitireceğiz. Geçen sene istediğimiz yerde bitirememiştik. Bu sene istediğimiz yerde bitireceğiz diye umuyorum inşallah. Evet, yoğun antrenman temposunu İbrahim böyle özetledi. Aslında hani eksik çalışıyoruz, biraz üzerimize sanki fazla yük biniyor gibi konuştu ama senin de ilk yer aldığın antrenmanda bildiğimiz kadarıyla. Nasıl buldun antrenman sistemini? Tabii şimdi daha hafif hafif ama daha sonra maç önceleri yüklemeler yapılacak. Şöyle söyleyeyim, kondisyoner İtalyan. Evet. İsmini şu an Eduardo. Eduardo gerçekten çok iyi idman yaptırıyor. Hem ısınması olsun, mekikleri olsun, bazı hareketleri olsun. Çok yararlı yani gerçekten. Evet. Ben de rahatladım. Ondan sonra Castellani zaten idmanları çok keyifli geçiyor. Hiç sıkılmıyorum. Çok akıcı geçiyor. Hiç anlamıyorum 2 saat nasıl oluyor. Çok keyifli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Dün de halter yaptık sabah. O da bayağı yoğun bir programdı ama yani ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Evet. Yani buradaki staff özellikle yani samimiyetleri olsun, bir de işi gerçekten biliyorlar. Ben bunu hissediyorum yani. Sonuçta vücudumu da biliyorum, hissediyorum. Ve diğer Bülent abi olsun, fizyoterapist, masör, evet, onlar falan da çok doğru ilgileniyor. Mesela dün çok hafif ayağımda ağrı vardı. Hı-hı. Ben sadece söyledim yani, acaba bir şey olur mu, dikkat edeyim, hı-hı, ya da ona göre bir streç yapayım mı diye.
Direkt işte ısıtıcı sürdüler. Ondan sonra direkt gitmişler Kastellani'ye söylemişler. Tabii. Kastellani söyleyince ben şaşırdım. Dedim bir şey yok. Sadece aynen sadece söyledim yani. Çok evet. Profesyonel ve ilgililer. İşlerini severek yapıyorlar. Tabii ki. O da bize yansıyor yani. Tabii ki. İşte Dünya Bey bu kondisyoner konusunda ne kadar haklı olduğunuzu herhalde bir kez daha ya, anlamış olduk. Aslı şimdi hangi sporu yaparsak yapalım. Sporu yapan kişi bir sporcu. Bir insan. Onun mutlaka hiç kimse benim vücudumu benim kadar tanıyamaz. Ama bu işi benden iyi bilen bir uzman varsa yanımda. Evet. İşte demin Ceyhun'un söylediği gibi bacağımın bir köşe ayak bileğimin içi ağrıyordu. Şimdi ayak bileğimin içinin ağrıması benim günlük bir o anlık bir ağrım da olabilir. Yüklenmeden de olabilir. Ha, tabii. Orada evet. Bir rahatsızlığın başlangıcı da olabilir. Bir sinyal olabilir ha, evet. Şimdi bunu oradaki fizyoterapistin bakıp evet burada bir şey var. Bunu bir an önce başlamadan bitirelim, tedavi edelim demesi var. Bir de orada bir zayıflık olabilir. Onu da kondisyonerin bak Ceyhun senin bacağında şöyle bize eksiklik var. Senin testten yaptım, baktım. Senin bunun için antrenmandan sonra bir 20 dakika şu hareketi yapman lazım demesi Ceyhun'un yahut da takımın geleceği için tabii. Müthiş faydalı bir şey. Yani bu insan o eksikliğinden dolayı demek ki 2 hafta sonra sakatlanmayacak, yaralanmayacak. Onu güçlendirip kendini tedavi edecek. Sonuçta herkes takım için oynuyor. Tabii ki. Fenerbahçe Green League şampiyonu olacak. Her türlü eksiğimizi, her türlü benim sana tavsiyem, başın da ağrısa, dizin de ağrısa bunu o insanlarla, size bakanlarla paylaşma. Çünkü onlar sizi işte sağlam tutmak, formda tutmak için çalışıyorlar. Söylemediğinde yahut da ne bileyim 2 hafta sonra bir sakatlık çıktığında da Allah o korusun, insanlara tabii. Antrenör hesap soruyor. Yani niçin Ceyhun'un bileği ayağı ağrıyor? Niye tedbir almadınız? Tabii. Abi bize söylemedi ki var. Tabii. Bir de biliyoruz bu konuda şu çalışmayı yapıyoruz. Tedavisini yapıyoruz var. Artık Fenerbahçe'de bayan erkek voleybol takımlarında hani benim dizim ağrıyor, benim başım ağrıyor, sakatlığım var filan şeyi mazeretleri bitti. Hepsinin ayrı ayrı yaptırımı var. Yapılan sözleşmelerde kulüp böyle bir tedbir aldı. O yüzden her oyuncu kendine bakmak zorunda, her oyuncu formda olmak zorunda. Antrenörlerin, menajerlerin, yöneticilerin de o çocukları, oyuncuları en iyi şekilde dinç tutup, evet. Sağlam tutup oynatacak durumda çalışmalar yapmak zorundalar. Evet. Şimdi tabii Derazlı, Lefter Küçükhan, Doğanyadis tesisleri voleybolumuzun üssü ve tabii ki diğer tüm branşlarımızın basketbol Fenerbahçe Ülker Spor Arena'ya taşındığından bu yana. İşte salonlar değişti dedik az önce görüntüyü izlerken. Şimdi Derazlı tesislerinin havası da dünya siz de bilirsiniz. Hani orada spor dahi yapmasanız ama bir Derazlı'na uğrayalım bir çay içelim. Öyle bir havası var oranın. Şimdi havuzun da yapılmasıyla çok keyifli bir hale geldi. Bütün şubeler hepsi bir yerde. Oradaki atmosferi nasıl buldun? Oranın çünkü çok farklı ya, bir... Gitti mi acaba o şeye? Tabii ki. Yani orada bir çay bahçesi vardır mesela. Yemek yenir öğlenleyin bahçede evet. Çay içilir. Arka vallahi tarafta. Çay bahçesine gitmedim de. Vallahi... Sizin kapıdan çıkar çıkmaz dümdüz hemen yürü, park var. Park var. Parkın, o parkın içinde gölgelik, ağaçlık. Ve orası herkes hani fanatik Fenerbahçelidir. Evet. Yani eski divan kurulu üyeleri eskiler de oradadır. Mutlaka oraya zaten götürecektir takım gidelim seni. Gidelim zaten kesin de. Ama ilk izlenimlerini de alalım Derazlı ile ilgili. Vallahi ben ilk girdiğimde içeri gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü Fenerbahçeli olduğunuzu daha bir hissediyorsunuz içeride. Geldikten sonra zaten herkes bir samimi davrandı. Yani o genç takımdaki çocuklar bile hayırlı olsun abi falan dediler. İçeride zaten şey havası vardı. Bir samimiyet, sıcaklık ve yani oraya keyifle gittim ve her anımda keyifli geçti. Hala da öyle geçiyor. Yani bir içerisi farklı bir dünya yani Fenerbahçe. Öyle söyleyebilirim size. Evet. Bak. Şu konuşma... Şunu unutmadan söyleyeyim mi? Tabii ki. En çok hoşuma gidenlerden, giden şeylerden biri de ilk idmanı yaptım. Ertesi gün geldim. İşte dediler ki işte şey olacak. Burada yıkanıyor şeyler falan, tişörtler. Evet. Mesela bunu hiç yaşamamıştım daha önce. İşte orada tişörtüm, şortum, çorabım falan hazırdı falan. Bunu hiç yaşamamıştım. O da çok hoşuma gitti. Kendi malzemelerin hazır aynen. Gelince hoşuna gitti. Yani tabii, sürekli tabii. Öyle oluyor. Etem çok... abiler orada. Tabii onlar... Yani bir kere sana değer verildiğini görüyorsun. Eşyaların orada hazır. Şimdi düzenli hani sporcu çok azdır. Hakikaten. Dağınıktır. Genelde dağınıktır. Formayı koyarsın, çıkartırsın. Buruş. Orada bakıyorsun ki forman yıkanmış. Asılmış. Şıkır. O değer ve profesyonelliği hissedince
Çok mutlu oldum gerçekten. Evet, yani o ayrı bir şey, bir motivasyon. Evet. Şimdi ben Ceyhun'un anlattıklarına bakınca Ceyhun hakikaten çok hoş bir şey yaşamış. Yani belinden fıtık ameliyatı olmuş ama üniversiteye gitmiş. Yani o ameliyatın bile Ceyhun'a bir artılar katkısı katmış, olmuş. Evet. Hep anlatıyor ev halkını, aileyi, oradakilerin Ceyhun'a olan gösterdikleri ilgiyi. Babam Fenerbahçe'ye gittiğimi duyunca çok sevindi, gözleri yaşardı diyor filan. Şey var yani çevresinde o belki de İzmir'in getirdiği o samimi yaşam. Çünkü hep anlattıkları hoş, samimiyet, evet. Takımdaki o ilgi, aile ilgisi filan. Mutlu bir çocukluk ve gençlik yaşamış. Geçemiş. İnşallah burada da hani Fenerbahçe'de işler iyi gider, mutlu olur. İnşallah. İnşallah öyle de gözüküyor. Dünyacığım tabii milli takımlar anlamında da önemli başarılar, önemli şampiyonalar var. Dünya şampiyonası uzunca bir süre sonra bu yaş grubunda oynandı demiştik. Onları nasıl değerlendirirsiniz? Kim Metin Toy bizden orada? Ya şimdi hani ilk bölüm bitti. Evet. Şimdi ilk 8 maçları oynandı. Dün Meksika'yı yendik. Şimdi Fransa ile eşleştik. Fransız takımını ben fazla, bu takımları, bu yaş grubunu ben fazla tanımıyorum. Doğru, ama evet. Ceyhun'dan da konuştuk. Yani Fransa iyi bir ekip diyor. Rusya iyi bir ekip. Brezilya iyi bir ekip. Biz de öyleyiz. Hani bu 4 takımın arasına girecek başka hani önemli bunlarla başa baş oynar dediğin takım var mı böyle? Var mı sence? Vallahi çok takip edemedim de benim o 3 aklımda kaldı. Yani Fransa, Rusya, Brezilya. Evet. Onlara baktım, çok iyi. Yani, bir de biz varız diye düşünüyorum, evet. Bu seviyedeki 4 takım. İnşallah o 4 takım hani ilk 4'e girer. Evet. Arada çünkü bazen senin yeneceğin takımlar başkasıyla oynuyor, senin elinden gidiyor, kaçıyor. Zor geliyor, evet, sana. Evet. Zoru sana geliyor filan. İnşallah öyle eşleşmeler olmaz. Ama her halükarda bu bir dünya şampiyonasıysa herkesi de yenmek zorundasın. Ben bizimkilerin finale çıkacağına inanıyorum. Yarı final, final oynayacaklarına inanıyorum. Bakalım ne dereceyle bitirecekler. Evet. Orası çünkü hakikaten A milli takımın bir kademe altı. Evet. Yani A milli takımda oynayan oyuncularımız da var ama hepsi A milli takım oyuncusu değil ama hani genç takım değil de ümit milli takımı gibi. Bakıyorum. Ve o jenerasyonda geleceğin A milli takımı, evet, tabii ki sonuçta. O gençlere. Çok çok önemli. Dünya şampiyonasının Türkiye'de olması da güzel. Evet, uzunca bir süre sonra ev sahipliği yapıyoruz. Zaman zaman şeyden, Gökhan'dan bir takım İlgini serzenişler duyuyorum. Ya daha ne yapalım, ilk 8'e girdik, neredesin seyirci filan gibi mesajlar atıyor filan. Artık hani Ankara seyircisinin de biraz daha gidip biraz daha destek olması lazım. Yani ne diyoruz, Türkiye'de turnuva olsun, Türk takımı başarılı olsun ki işte daha çok izlensin, evet, daha çok çocuk voleybol oynamaya başlasın filan. Bu fırsat elimize geldi. İyi bir takım var. Bari Ankara'da oynanıyor. Boş bırakmayalım. Hedefimiz var. Şampiyonluk hedefliyoruz. Hadi artık seyirci de demek lazım. Birazcık kıpırdansın. Yani bu da bir şanstır sonuçta burada olması. Böyle iyi bir jenerasyonun böyle bir turnuvaya katılması. Bu bence elbette bir şans. Evet, yani inşallah iyi değerlendirirler yani. İnşallah evet, güzel gider. İnşallah güzel bir kurayla. Hayırlı güzel sonuçlar. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Bundan önce Yıldız Erkekler Dünya Şampiyonası yapıldı. İstanbul'da Abdi İpekçi'de oynandı. Evet. 20 kişi falan seyretti. İşte, Avrupa Şampiyonası'nda 100 kişi vardı. Tabii. 2009'da İzmir'de, evet, olmuştu. Onda da çok az seyirci, evet, vardı. İşte onun bir ayağı da İstanbul'daydı mesela. İstanbul'daydı o sene, evet. Ama hani burada artık dünya şampiyonluğuna giden bir takım var. Birazcık daha ilgi, evet, göstermek İşte belki lazım. Yarı finalde tabii spor medyasının da ne kadar yer verdiği, görsel ve yazılı basında onu da tartışmak gerekir diyelim. Dünya bir bayanları da konuşalım biraz isterim. Yine hafta içerisinde Deraz'ına gittiğimizde bayan takımımız da hep beraber çalışıyorlar. Marcello Bandonza da 1-2 gün içerisinde burada olacak. Çünkü aynı zamanda Bulgaristan milli takımını çalıştırıyor antrenörümüz, onu da söyleyelim. Ama çok sistemli bir çalışma olduğunu gördüm ben. Staff tamamen değişmiş. Orada da yardımcı antrenörümüz Michele Fanni var. Kendisiyle tanıştık. Hatta röportajı da var, az sonra yine ekranlara getireceğiz.
eksikler var tabii, gelecek olanlar var. Ama ciddi anlamda kızlar çok yoruluyorlar. Sıcakta, açık havada çalışıyorlardı. Bayan takımımız için birkaç cümle alalım sizden, sonra antrenmanı o zaman. Ya, bayan takımı da çok eksik şu tabii. anda. Ama benim merak ettiğim, bir kere kimin akıbeti hala evet, onu maalesef belli değil. O bir kapalı kutu şu anda. Bekliyoruz. Hani bu kadar şu anda Fenerbahçe Kulübü'nün yaşadığı bu hengamenin içinde apayrı bir de bu hengame apayrı var. Apayrı bir kim sorunu var. Onu hani kimi kim halledecek bilemiyorum bir durum ama var, evet. Mutlaka birilerinin oraya özellikle ilgi göstermesi gerekiyor. Sadece hani FIVB'ye yaptığımız müracaat falan değil. Takip etmek de gerekiyor. Mutlaka ediyorlardır. Tabii ki de. Eda'nın ne Eda zaman toparlanmış durumda başlayacak, yani gerçekten ne, o başlasa da o üzerindeki korkuyu ne kadar zaman atabilecek, evet. Çabuk atabilecek, çünkü bir sakatlıktan çıkan insan hep bir acaba. Kendini o acabası var. Hı-hı. Olacak mı, acıyacak mı, ağrıyacak mı korkusu oluyor sporcuların içinde. Bir de şeyleri, yabancılarımızı tabii bekliyoruz, görmek istiyoruz. Hani onlarla şimdi başlayanlar arasında bir şey hazırlık fark dönemi bir mı? Fark olacaktır mutlaka ama başlayanlar ne kadar iyi çalışırsa o işte hazır gelen oyunculara katkıları da o kadar artar. Çünkü milli takımdan gelenler de hazır gelecek. Hazır gelecek, yani burada tabii ki. En zor durumda olan bence gene Eda'dır. Evet. O hazırlanacak, forma girecek. Mutlaka antrenörü çok iyi bilir ama acele etmemek lazım. Evet, yani. Yani bir oyuncuyu kaybetmek çok kolay. Bir hareketle spor hayatın bitebiliyor ama ondan sonra tekrar onu geri döndürmek çok uzun sürüyor. Ona özellikle dikkat etmemiz lazım. Evet, ki milli takımda Eda'yı yakından takip ediyor. Onun da bilgisini aldık. Evet. O zaman bayan takımımızın bir antrenmanına uzanalım isterseniz. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe bayan takımımızda yine çalışmalarını Deraz tesislerinde sürdürüyor. Antrenmandan detaylar geliyor ekranlara. Fenerbahçe bayan voleybol takımı 2013-2014 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Derazi Lefter Küçük Andoyadis tesislerinde bir araya gelen bayan voleybolcular yaklaşık 2 saat süren bir idman yaptı. Sarı lacivertli ekip antrenmanda açık havada ısınma hareketleri ve kondisyon yükleme programları uyguladı. Kısa sprint koşularıyla devam eden çalışma açma germe programlarıyla sona erdi. Fenerbahçe bayan voleybol takımı yardımcı antrenörü Michele Fanni, koç Marcello Abbondanza gelene kadar kondisyon ve güç depolayacaklarını söyledi. The good job we do it in this day. Öncelikle sezona fiziksel çalışmalarla başladık. Çünkü takımın tamamı şu an bir araya gelmedi. Milli takım oyuncuları henüz dönmediler milli takımlarından. Hem yabancı hem yerli oyuncularımız. Ama gene de iyi çalışıyoruz. Özellikle kondisyoner arkadaşım ve ben çalışmalardan çok memnunuz. Tempo gayet iyi diyor. He come in Istanbul and stay for all season long. Baş antrenörümüz Marcello Abbondanza aynı zamanda Bulgar milli takımında antrenör olduğu için şu an orada çalışmalarını sürdürüyor. O henüz gelmedi Türkiye'ye ama bu hafta gelecek 2 veya 3 günlüğüne çalışmaları kontrol edecek ve daha sonra tekrar devam eden Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere milli takıma dönecek. Ama tabii ki buradaki çalışmalardan anlık, hani günlük değil, anlık haberdar ediliyor ki zaten programı da kendisi gönderiyor. Biz de burada uyguluyoruz. For this season I'm very happy. Dün ilk top antrenmanımızı yapmamıza rağmen çok enerjik ve gayretli gördüm takımı. Sonuçta sezon öncesi ağır bir tempo sürdürüyoruz. Ona rağmen herkes çok istekli ve çok iyi bir arkadaşlık ve enerji buldum takımda diyor. Yani ilk antrenman olmasına rağmen bu beni çok etkiledi diyor. Çok hoşuma gitti diyor. Umarım bütün sezon böyle devam edeceğiz diyor. Evet, sezon hazırlıkları da bu şekilde sürüyor. Smaçör'ün yavaş yavaş sonuna geldik. Konuğumuz yeni olunca tabii sohbet çok çabuk geçti aslında. Ama yine ben son sözleri almak isterim Ceyhun senden. Camiaya mesajların nelerdir diyelim. Vallahi bu camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah burada başarılı olurum. Takımca başarılı oluruz. İşte taraftarın önüne çıkmak için heyecanlıyım. İşte bütün taraftarları maçlarımıza yoğun bir şekilde gelmelerini istiyorum. En önemli mesaj buydu belki de geçen sezon. Ya bizim zaman zaman evet ama zaten davete gerek yok biliyoruz. Mesaj o tabii ki. Ama bu sene gerçekten bunu her programın sonunda da tekrarlayacağız. Bu sene gerçekten çok güzel bir lig var. Mümkün olduğu kadar çok maç izlemesini tavsiye ediyorum.
voleybol seyircisinin Fenerbahçe taraftarı zaten görevini bilir. Hele takımda iyi gidiyorsa keyifle gelip hem bayanları hem erkekleri izleyecektir. Gene de söyleyeceğiz. Tabii taraftarı ki bekliyoruz diğer programın sonunda. Tabii ki onlar da seve seve. Zaten çok da özlediler. Her yerden mesajlar yağmaya devam ediyor. Çok da az kaldı. Arada antrenmanları da ziyarete gelebiliriz. Antrenmanları da takipleri var. Var. Hepsinin var. Çok teşekkürler Dünya Bey. Ağzınıza sağlık bu hafta içinde diyoruz. Sevgili seyirciler, voleybol programımız Smaçör'ün. Bizler bu hafta da sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.